Önüne geleni okuyan bir, e, okuma hastası bir çocuktum. Ama e, 30 bin, 40 bin kişilik bir Erzincan şehrinde fazla önümde de, ailemde de, çevremde de okuyan insan fazla değildi. Hı. Ama e, rahmetli dedem hem muciz şinas hem e, hattat imiş. Ondan intikal eden sanıyorum bir resim yapma şeysi var. Ortaokulda, ilçokulda ortaya çıktı. Ben ressam olmaya kafaya koymuştum ve 10 sene falan resim yaptım. Sonra resmin e, tek başına resmi beni bir yere götürmeyeceğini anladım. Yani bir akademi, bir atölye, bir hoca falan olması lazım. İkincisi de futbol oynadım efendim 10 yıl falan. Ondan sonra futbolda da taşla da yani beni çok fazla bir tarafa götürmeyeceğini anladığım için eee hasbel kader Edebiyat Fakültesinde de edebiyat okuduğum için bu çıkmaz yollardan daha çıkar olur diye edebiyata yöneldim. Rahmetli Orhan Okay, Profesör Orhan Okay'ın da hareket mecmuası yazarları arasında bulunması ve onu beni teşvik etmesi sonucu yazarlık hayatı böylece başladı. Yani e, içimdeki e, hissiyatı e, ortaya e, sürmek hususunda çok şanslıyım. Yani Edebiyat Fakültesinde rahmetli Orhan Okay hocama rastladım ve hareket mecmuasını çıkaran 50 yıllık arkadaşım Ezel Elvir diye rastladım. Böylece bu serüven başlamış oldum. Yazarken e, yani birçok birçok unsur var beni etkileyen e, dış dünya dediğimiz zaman tabiat tabiatın hemen hemen her her unsuru ama çok e, e, teferruat ile dolu mesela kavaktan bahsederken sadece kavak demem yani Selvi kavak var Kanada kavak var Akça kavak var sanayi kavak var. Yani bunların ayrıntısına varmış olmak lazım bir hikayenin. Balık derken sadece balık diye geçemeyiz yani. İstavrit mi? Efendim kalkan mı, gümüş mü? Hamsi mi? Bunların hepsine bir hikayecinin bunlara dikkat etmesi lazım. Bu tip şeylerden e, yani dış dünyadan e, olabilir. Fakat bunlardan daha çok beni en çok e, yazmaya sevk eden e, çok genç yaşlardan itibaren içimdeki adalet haksızlık isyan duygusudur. Yani ben memleket meseleleriyle ilgili olarak yazıyorum. Aşağı yukarı hemen hemen kendini yazan adamlardan biri değilim. Memleket meseleleri beni ilgilendiriyor ve memleket meselelerinin e, haksızlığa uğrayan veya hakkını müdafaa etmeye çalışan eee hak hukuk adalet vatan millet Sakarya bütün bunlar beni ilgilendiriyor. Böyle şeylere de çok e, beni e, şey yapar, yazmaya iter ya. Yani. Tabii burada e, renk, e, ses, görüntü, biçim, bütün bunlar hepsi sanat e, dünyasının oluşturulmuş unsurlardandır. Ben şu sıralamayı ya dikkat ederim ki Hegel'in midir? Kim, şimdi hatırlayamıyorum. Ne, neyse yani en altta mimari, onun üstünde işte heykel, heykelin üstünde resim, resimin üstünde edebiyat. Ben şiiri musikiye daha yakın bulduğum için edebiyatın üstünde sayıyorum. Şiiri daha yukarıda görüyorum ve en yukarıda da musiki. Bunların malzemelerinden dolayı, yani kimisi taş toprak falan, kimisi renk, kimisi ses. Bütün bunların bir araya gelmesinden oluştuğu için ben de e, renklerle teması resimle, biçimlerle teması resimle, e, atmosferi resimle kurmaya e, çalıştığım için, bunun e, tecrübesini yaşadığım için e, benim e, tablodan sahneye geçmem, sinemayla ve televizyonla meşgul olmam çok rahat oldu. sinemayda bütün sanatların yedinci sanat, bileşimi olarak görüyorum ve sinemayı da çok önemsiyorum o bakımdan. Ömrüm benim kahvelerde geçti. E, kahvelerde okudum, kahvelerde yazdım. E, tuhaftır, konsantrasyonum çok yüksekti. Yani kahvedeki tavla şakırtıları, televizyon sesi, maç seyretme, kavgalar, bavgalar bana fon müziği gibi geliyordu. Hem orada yazdım hem okudum. Dolayısıyla bu benim için çok zenginleştirici bir şey oldu. Yani ben e, toplumun en alt kesimlerinden, en yüksek kesimlerine varıncaya kadar, yani odacıdan, kahveciden, genel müdüre kadar, Türkiye'de insanları tanıma, benim bu hayatım insanları tanıma e, şeyi oldu. Yani ben Türk insanını çok iyi tanıyorum yani. Yani o değme sos sosyologlar bana şey o yani bana dolma yutturamaz. Yani ben bu insanları tanıyorum. Onun için tanıdığım için insanlar benim yazdıklarımda kendilerini görüyorlar. Üç aşağı beş yukarı. Dolayısıyla yazma serüveni öyle hani işte el ayak çekilsin. Efendim gece yarısı olsun. Ondan sonra ilham bekleyeyim bilmem ne olsun falan filan öyle bir şey yok. Ben çok kolay yazarım. Bir defa yazarım. Bir daha yazdığımı bir daha okumam. Çok tuhaftır. Boyuna hata yapıyorum. Ama bir defa yazdım, bir daha okuyayım da bakalım nasıl oldu. Düzelteyim dedim, baktım bozuyorum. İyisim dedim, daha dağınık kalsın. Ondan sonra... Bu çok da makbul bir yol değil. Yani kahvelerde okuyup yazmak, bir daha yazdım bir daha yazmamak. Bunları kimseye tavsiye etmem. İnsanın yazı masası olacak, oturacak, lügatlar olacak, bilmem neler olacak. Google hazretlerine soracak falan olacak, filan olacak. Ben böyle bir adamım. Yani bir vatandaş arasında ömrü geçmiş birisi olduğum için... Yani mekan olarak da e, böyle işte çay bahçeleri falan filan bunlar. Ama şimdi rahatsızım yani aşağı yukarı 8-10 senedir evdeyim. Dolayısıyla <laughs> bunu gülerek anlatıyorum. Çünkü her yazarın bir yazı masası varmış. Bir de üzerinde böyle bir gece lambası varmış. Benim de olsun diye heveslenip bir yazı masası yaptırmıştım. Senelerce hiç semtine uğramadım. Ama o demek ki elim ayağım tutulunca, eve kapanınca şimdi o... O masanın üzerinde yazı yazıyorum. Japonlar gibi de yere yani masanın üstüne koyup orada resim yapıyorum, hala resim yapıyorum yani şövalyeye dayayıp resim yapıyorum. Çok küçük yaşlarda 5-6 yaşındayken ıssız bir Anadolu tren istasyonunda geçti benim çocukluğum. Orada küçük bir köpeğim vardı adı Gümüş onunla beraber. Dağ bayır dolaşırdım ve bütün hayvan böceklerden kuşlara, tavşanlardan bilmelere varıcaya kadar, e, onlarla çok yakındı kurmaya çalışmışımdır ve tabiatın bütün unsurlarıyla yakındı kurdum çünkü başka arkadaşım yoktu yani tabiat, köpek ve ben. Dağlar, taşlar. Ta oradan başlayan, e, oradan başlayan bir e, ...aşinalık var bana. E, dolayısıyla e, daha sonra yayın evine kapalı mekanlara, şehre geldikten sonra, tabiattan uzak kaldıktan sonra bile yazdıklarımda tabiatı içimde yaşatan birisi gibi, sanki beni hep oralara götürüyormuş gibi çok canlı tabiat tasvirleri yaparken kendimi oralarda hissediyorum. Hatta bu yayın evi olmadan evvel başka bir yayın evinde de çok çiçek merakım vardı. 20-25 tane saksı vardı. Bu şu demek yani dört duvarın arasına sıkışmış dışarı çıkamamış bir adamın onlardan medet olması. Saksıdan, çiçekten, şundan bundan. Bunun gibi bir şeydi. Benim e, tabiatla olan münasebetim daha sonra fikriyata da döküldü. Bu son yazdığım kalbin sesiyle toprağa dönüş fikriyatı onun eseridir. Aynı vatandaşla münasebeti kurduğum gibi öğretmenliğinde de e, talebeyle münasebeti çok candan, çok içten kurmuşumdur. Ee, bir edebiyat öğretmeni olmama rağmen efendim işte futbol takımı kurdum, basket takımı kurdum, efendim sahne oyun sahneye koydum, oyun takımı kurdum falan filan. Yani talebelerle çok senli benli olan ondan sonra işte baba adam ondan sonra diyen tiplerden biri olarak sıcak ilişkiler kurdum ama benim öğretmenim az sürdü. Çünkü ben 1966'da hareket mecbasıyla tanışmıştım ve o günden itibaren kafama şeyi koymuştum yani bu meseleyi, bu davayı, bu dergiyle beraber yürütmek için e, öğretmeni bir yerde terk edecektim zaten, istifa edecektim. Dolayısıyla İstanbul'a gelip 2 sene öğretmenlik yaptıktan sonra istifa edip doğrudan hareket mecbasında çalışmaya başladım. Gençlerle münasebet bende daha sonra da devam etti. 25 sene dergahat dersini çıkardım ve gençlerle ilgilendim ve o 25 senenin içinden 3 tane nesil çıktı. Şimdi onlar kendi dergilerini çıkarıyorlar ve ben bunlarla gurur duyuyorum. Yani. Bir taşralı olarak İstanbul'a geldikten sonra 10 sene İstanbul'u dolaştım yaya olarak. Binde birini dolaştığımı söyleyemem. Yani şehir, şehir meseleleri üzerinde düşünmüşümdür. Bizatihi gidip görmek istemişimdir. Dersaadet, kendi kültürümüz, kendi e, geçmişimizi tanımak istemişimdir. Bu içimdedir ama işte rahatsızlık yüzünden bir tarafa gidemedim. Bir. İkincisi, ecdadımızdan kalmış olan e, Anadolu'da bazı bölgeleri, bazı yerleri ziyaret etmek, gezmek istemişimdir. İşte Safranbolu'dan Kula'ya, efendim Ödemiş'ten, efendim Mardin'e. Fakat maalesef hmm. tak çakılı topçu alayı gibi yerimde kalmışım ve bir yere gitmekten son derece zorlanan birisiyim ve gidemedim yani. Bu içimde kalmış bir arzudur. Yurt dışında da görmek istediğim öyle Japonya, Amerika falan filan değil. Mesela Saraybosna ve Tra Travnik'i görmek isterim. Yani bir Al Akif Emre kardeşimiz gitmiş göstermiştir gördüm bunu. Aliye İzzet Bagoviç belgeselini yaparken. Böyle şeyler var aklımda. Ee, ne bileyim televizyonda görüyorum mesela Dubrovnik enteresan bir yer yani görmek lazım falan filan gibi ama maalesef e, gezen gören e, yerinden kalkan biri değilim yani onu yapamadım şimdiye kadar e, dolayısıyla e, işte çiçekten bir çiçekten böcekten uğraştığımı da söyleyebilirim ama onlar da yer kaldı son elimde kalan resim resim yapmak resimle hala meşgul olayım işte şurada gördüğümüz son kitap yatıklardan biridir. Ya, yayın evinin içinde de var epeyce. Ee, dolayısıyla birçok merakım böyle yani şey apıştır. E, ne ona? E, yüklendiğim mesuliyetlerden ve yükler dolayısıyla bunları yapamaz duruma kalmıştır. Benim bana bıraksalardı yani ne bileyim birçok iş yapabilirdim. Yani birçok iş müzik efendim. Eee işte hat mesela. Hatta yatkınlığım var yani. Bir hattatın yanında bulunsaydım hat çalışabilirdim, yapabilirdim. Ee, buna memasin bir takım şeyler. Tabii ki Nurettin Topçu'ya büyük yakınlık duydum. Daha liseden itibaren size söylemiştim. Hissiyatımda böyle bir adalet duygusu, hak duygusu bu topraklara basan, ayağı bu topraklarda olan, ayağı e, e, esas itibariyle Türkiye'nin nomosu sayılan İslamiyet olan e, bir e, bir düşün düşünce adamı, Türkiye'nin tek filozofu, beni çok allak bullak etmiştir, beni çok etkilemiştir hareket meclisindeki yazıları. Dolayısıyla esasları itibariyle Nurettin Bey'in düşünce çizgimi teşkil etmiştir, düşünce çizgimi tayin etmiştir. Son yazdığım Kalbin Sesi kitabıyla toprağa dönüş, kalbin sesiyle toprağa dönüş Nurettin Bey'in fikirlerinin bir şekilde neşrinama bulması, yeniden yorumlanmasıdır. Nurettin Bey e, dediğim gibi beni en çok etkileyen, etkileyen düşün, yani düşünce adamı, filozof, e, marifçi yani her bakımdan, ahlak bakımdan, ahlak öne alan birisi olarak ben de ahlakı çok önemserim. Onun dışında e, işte bizim e, Mesela Akif, Mehmet Akif. Benim de hayran olduğum adamlardan biridir yani. Öyle bir ızdıraplı yüzü var da baktığım zaman gözüm yaşarıyor. Yani böyle bu tip bir yeri var Nurettin Topçu'nun. Evet orada da işte dediğim gibi yani 5-6 yaşındayken o küçücük tren istasyonundan gelip geçen trenler hayatımın en e, göze görünür unsuruydu. Ama dumanlı trenler. Onlara binenler, inenler, köylüler. Çür... işte Benim kitaplarımda çok. Mesela Trende Bir Keman Hikayesi Kitabı tamamen onun eseridir. Ve birçok, e, yani Erdincan'a taşındıktan sonra da istasyon mahalli, onu hal tercümemde kalbin sesinde anlattım. E, trenler bir bir, bir bir zaman benim gençliğimde e, demir yolları çok öndeydi. Sonradan karayolları daha öne geçti. Demir yolları ihmal edildi. Ee, ama benim hayatımda kaldı ve o e, dumanlı trenler düdüğünü çalarak giden trenler e, Anadolu'yla Anadolu'yla çok irtibatlı olan bir şey. Gurbetle irtibatı olan bir şey, ayrılıkla, kavuşmayla, efendim işle, güçle birçok metaforu içinde barındıran bir şeydir. Bir de dumanlı tren çok görsel bir şeydir. E, tren filmleri çoktur dünyada. Hatta dumanlı trenleri sevenlerin kulüpleri vardır. Bunlar dünyada, Afrika'da, Endonezya'da bilmem nerede kalmış dumanlı trenler varsa oralarda gezi yaparlar. Oralarda filmler çekerler. Bir nostalji ama ama görsel bir taraf olduğu müthiştir yani. Doktor Jivago'nun tren istasyonundaki şeyi sahnesini unutmuyorum. Öyle bir şey yani. Valla bu konularda e, çok e, müşkül pesent, e, çok menfi tavırlı biriyim. Yani bu atelyeleri falan hiç beğenmiyorum. Yani atelye deyince aklıma keser kerpeten geliyor. <laughs> yazı atelyesi, şiir atelyesi. <laughs> Ama yazı okulu falan filan olabilir bu böyle şeyler. Yani bir başlangıç olarak. Ama doğrusu e, biraz kabiliyet ondasın, biraz gayret. E, Sonunda da ne olacağını Allah bilir yani. Bilemiyorum. Vallahi bu ansiklopedist sözü beni e, yaramı deşmiş oluyor. Ben neredeyse 20 yıl uğraştım bu işle. Türk ve Vedebiyatı Ansiklopedisi hiç yokken ortada böyle bir deneme. Onu e, ortaya çıkarmaya çalıştım. Yani ömrümü yedi diyebilirim yani. Ondan sonra Google Hazretleri çıktı ve Ansiçevedilerin pabucu da mı atıldı. Yani kimse artık ansiklopediye bakmıyor. Bu çok dramatik bir şey yani. Yani ömrünüzün 20 senesini veriyorsunuz. Fakat geride el elde baş başta. Onun gibi bir şey oluyor. Tabii hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Yani zaman zaman onu da karıştıran talebeler, öğretmenler, öğrenciler olabilir. Onlar faydalanabilirler. Ama şimdi dediğim gibi teknolojik ...hadise öne geçtiği için... ...bütün bunlar bir arada toplanıyor. Dünyanın her tarafından bunları alabiliyorsunuz. Ee, bu bakımdan... ...ansiyoneliler... ...yine bir fonksiyon icra ed ediyorlar ama... ...doğrusu ben bunu kıyaslayamıyorum. Çünkü ben elektronik adli, alet... ...kullanmıyorum. Antiteknolojiyim yani. Küçükçekmece Belediyesi'nin ve üç üniversite ünivers üç üniversitenin bir araya gelerek bir yaptığı üç günlük mi bir haftalık bir Mustafa Kutlu sempozyumu vardı. Bu sempozyumun e, tebliğleri yayınlandı. Mesela bu bir yazar için yapılmış büyük bir iştir. Birçok akademisyen benimle ilgili e, düşüncelerini ortaya koydular. Onların hepsine bir teşekkürüm. Onların dışında ee, bir sürü Mustafa Kutlu kitabı çalışması oldu akademisyen. Bunların en sonını e, bizim yayın evinde yayın çıktı Hikmet ve, Hikmet ve Ahenk adıyla. Ee, bunun yazarı olan arkadaş daha asistanken tanışmıştık. Benim yazılarım yaz hayatımı takip etti. Alpay Doğan Yıldız ve çok güzel bir Mustafa Kutlu etüdü yayınladı yani Hikmet ve Ahenk diye. Tabii bu akademiyanın benimle ilgili olan... E, çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar diyorum yani. Sinema tabii bütün sanatları içinde barındırdığı için sinemanın anlatım gücünün daha yukarılarda olduğu kanaatindeyim. Kitabın tarafı da şudur. Kitap, kitabı döner döner bir daha okursunuz. Gerçi şimdiki teknik imkanlarla sahneleri de sinema sahneleri de dönüp dönüp bir daha bakabiliyorsunuz, ama e, yani kitap insanın daha derununa işleyen bir şey olabilir, daha soyutlamalara müsait bir şey olabilir. E, sinemada perdede gördüğünüz için esas itibariyle daha somut bir şeydir. Kitap daha soyut, daha derin olabilecek bir şeydir. Ama o soyut, somut somutun içinde de kitapta bulunmayan birebir işittiğiniz renk müzik, edebiyat, mimari, görsel, fotoğraf birçok şeyi yedinci sanat bir arada topladığı için etkisi inkar edilemez. Yani sinemayı önemserim. Bu videoyu seyredenler, bu sözleri duyanlar çok sağa sola çekmesinler ama edebiyat ve sanat insanı İnsanı insan yapar. Nasıl insan insan yapar? Yani diyelim ki onu yontar, onu törpüler, onu inceltir, onu duygusuyla, düşüncesiyle daha yükseklere taşır. Ee, yani hayata daha manalı bakmaya başlar. Ee, Allah nasip ederse hayatın manasını anlar ama burada şu çizgiyi de çekmem lazım yani edebiyat derken sanat görüşümü de bu arada söylemiş oluyorum. Yani insan fikir, düşünce buradan hareket edebilir. Fakat daha yükseklere, daha yüce, daha daha yüksek noktalara çıkmak üzere iyi kötüden, doğruyu yanlıştan anlamak, ayırmak üzere felsefeye e, müracaat edebilir. Felsefenin e, yük güç yetiremediği yerde sanat başlar daha soyuttur. Daha çok kalbimize ve duygularımıza akıldan diye hitap eder. Fakat sanatta da kalırsanız, estetikte kalırsınız, hakikate ulaşamazsınız. Sanatı da geçip dine ulaşmak lazımdır. Yani en son nokta dindir. Din nedir diye sorarsanız, oho, onu şimdi nasıl o kadar anlatmayayım yani, o uzun bir iş yani. Ama böyle bir sıralamanın e, vaki olduğunu düşünüyorum. Eee... Bütün bütün bunların da sonunda bir şekilde, Amentü'ye inan inananlardan biri olduğum için bunu böyle söylüyorum yani. İnanmayanların canı sağ olsun. <laughs> Takip etmede meraklı olanlar, e, sanatın, kültürün kalbi dergilerde atar. Her devirde, gençliğin o. Ee, müthiş enerjisi dergilerden fışkırır. Dolayısıyla bu atılımlardan e, e, haberdar olmak lazımdır. E, olmayanlar e, geride kalırlar. Olmayanlar biraz yani yaya kalırlar diyebilirim yani.